Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda 20. mektubun birinci bölümünü seslendireceğim. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh Lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut bi yedihil khayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil mesir. Sabah ve akşam namazlarından sonra tekrarı çok faziletli olan ve sahih bir rivayette ismi azam mertebesini taşıdığı bildirilen şu tevhid cümlesinin on bir kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini ilan eden birer tevhid mertebesi hem bir ismi azam noktasında onun vahdetinin azameti ve vahdaniyetinin kusursuzluğu vardır. Bu büyük ve yüce hakikatlerin izahını başka sözler havale edip bir vaat üzerine şimdilik kısa bir özet halinde iki makam ve bir mukaddime ile şu cümleye fihrist mahiyetinde bir giriş yapacağız. Mukaddime, kesinlikle bil ki Yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi Allah'a imandır. İnsanlığın en yüksek mertebesi ve en yüksek makamı Allah'a iman içindeki marifetullah'tır. Cinlerin ve insanların en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah yani Allah sevgisidir. Ve insan ruhu için en halis saadet, insan kalbi için en saf sevinç, o muhabbetullah içindeki ruhani lezzettir. Evet hakiki saadet, halis sevinç, şirin nimet ve saf lezzet elbette Allah'ı tanımakta ve onu sevmektedir. Onlar bunlarsız olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven ya potansiyel olarak ya da bir fil sonsuz saadete, nimete, nura ve sırlara erişir. Onu gerçekten tanımayan, sevmeyen, maddi manevi sonsuz bedbahlığa, elemlere ve evhama düşer. Evet aciz, miskin bir insan şu perişan dünyada, avare insanlık içinde neticesiz bir hayatta, sahipsiz, kuruyucusuz bir halde, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte insan şu avare beşer içinde, perişan ve fani dünyada sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar çaresiz ve sersem olduğunu herkes anlar, eğer sahibini bulsa, tanısa, onun rahmetine sığınır, kudretine dayanır, korku ve yalnızlık hissi veren dünya, o insan için bir seyir yerine döner ve bir ticarethane olur. Birinci makam, şu tevhid cümlesinin on bir kelimesinin her birinde bir müjde var ve her müjdede bir şifa, o şifalarda manevi birer lezzet bulunur. Birinci kelime, La ilahe illallah, şöyle bir müjde var, sınırsız ihtiyaçları bulunan, sayısız düşmanın hücumuna hedef olan insan ruhu, şu sözde öyle bir yardım kaynağı bulur ki, bütün ihtiyaçların elde edeceği bir rahmet hazinesinin kapısı ona açılır. Öyle bir dayanak noktası bulur ki, şu söz onu bütün düşmanlarının şerrinden emin kılacak mutlak bir kudrete sahip mabudunu ve halikini insana bildirir, tanıtır. Sahibini ve malikinin kim olduğunu gösterir, ve o işaretle kalbi mutlak korku ve yalnızlıktan ruhu elemli bir hüzünden kurtarıp insana ebedi bir ferahı, daimi bir sevinci kazandırır. İkinci kelime, vahdehu. Şu kelimede şifalı saadet veren bir müjde vardır. Şöyle ki, kainattaki birçok varlık türüyle alakadar olan ve bu alakadarlık sebebiyle perişan bir şekilde kargaşa içinde boğulmak derecesine gelen insan ruhu ve kalbi vahdehu kelimesinde bir sığınak, bir kurtuluş vesilesi bulur. Bu kelime insanı bütün o kargaşadan, perişanlıktan kurtarır. Yani vahdehu kelimesi manen der ki Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onların karşısında alçalıp minnet altında kalma. Onlara dal kavukluk edip boyun eğme. Peşlerine düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü kainatın sultanı birdir. Her şeyin anahtarı onun katında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulursan her isteğini bulur. Sınırsız minnet ve korkulardan kurtulursun. Üçüncü kelime. La şerikele. Yani nasıl ki uluhiyetinde ve saltanatında ortağı yoktur. Allah birdir, birden çok olamaz. Aynı şekilde rububiyetinde, icraatında ve yaratmasında da ortağı yoktur. Bazen sultan bir olur, saltanatında ortağı bulunmaz. Fakat icraatına memurları onun ortağı sayılır ve huzuruna herkesin girmesini engellerler. Bize de müracaat et derler. Ezel ve ebed sultanı Cenab-ı Hak ise saltanatında ortağı olmadığı gibi rububiyetinin icraatında da yardımcıya, ortağa muhtaç değildir. Onun emri ve iradesi, kudreti ve kuvveti olmazsa, hiçbir şey başka bir şeye müdahale edemez, herkes doğrudan doğruya ona müracaat edebilir, ortağı ve yardımcısı olmadığından ona müracaat eden insana, huzuruna giremezsin, yasak denilmez. İşte şu kelime, insan ruhuna şöyle bir müjde veriyor. İmanı elde eden insan, ruhu engelsiz, müdahalesiz, perdesiz, manisiz, her halinde, her arzusunda, her an, her yerde ezel ve ebedin rahmet hazinelerinin ve saadet definelerinin sahibi, Cemil-i Zülcelal'in Kadir-i Zülkemal'in huzuruna girip ihtiyacını arz edebilir ve onun rahmetini bulup kudretine dayanarak tam bir ferah ve sevinç kazanabilir. Dördüncü kelime, lehül mülk, yani mülk tamamen onundur, sen onun hem mülkü hem kulusun, hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor diyor ki, Ey insan kendine malik olduğunu sanma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Tek başına taşıyamazsın. Belalardan sakınıp yaşaman için gerekli olan şeyleri yerine getiremezsin. Öyleyse boşuna ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. Mülkün sahibi olan zat hem kadir hem rahimdir onun kudretine dayan, rahmetini itham etme, kederi bırak, keyfini sür, zahmeti at, sefayı bul. Hem şu kelime diyor ki, manen sevdiğin, kadar olduğun, perişanlığından üzüntü duyduğun ve daha iyi hale getiremediğin şu alem, kadir ve rahim bir zatın mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak. Cefasını çekme, sefasını sür. Hem o hakim hem rahimdir, Mülkünü istediği gibi kullanır, çekip çevirir. Dehşet duyduğun zaman İbrahim hakkı gibi, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. De onun mülkünü, pencerelerden seyret, içlerine girme. Beşinci kelime, lehül hamd. Yani hamd ve övgü, medih ve minnet ona mahsustur, ona layıktır. Demek minimetler onundur, onun hazinesinden çıkar, hazinesi ise tükenmezdir. İşte şu kelime şöyle müjde verip diyor ki, Ey insan! Nimetin yok olup gitmesinden elem çekme. Çünkü rahmet hazinesi tükenmez ve lezzetin geçip gideceğini düşünerek o elemden feryat etme. Çünkü o nimet sonsuz bir rahmetin meyvesidir. Ağacı baki ise meyve gitse de yerine gelen var. Nimetin lezzeti içinde ondan yüz derece daha lezzetli olan rahmetin iltifatını hamd ederek düşünüp lezzeti biriken yüz yapabilirsin. Nasıl ki şanlı bir padişahın hediye ettiği bir elma, kendi lezzetinin içinde sana bin elmanın lezzetinden daha büyük olan padişahın iltifatının lezzetini hissettirir ve ihsan eder aynen öyle de. Lehul hamd kelimesiyle yani hamd ve şükürle nimetten nimet verme fiilini hissetmekle Münimi nimet vereni tanımak ve nimetleri onun ihsan ettiğini aklına getirmekle, onun rahmetinin iltifatını, şefkatinin sana yöneldiğini ve nimetlerinin devamını düşünmekle, sana nimetten bin derece daha tatlı, manevi bir lezzetin kapısı açılır. Altıncı kelime, yuhyi yani hayat veren odur. Rızık ile devam ettiren ve hayat için gerekenleri hazırlayan yine odur. Hayatın yüce gayeleri ona aittir. Mühim neticeler ona bakar. Meyvelerinin yüzde doksan dokuzu onundur. İşte şu kelime, Fani ve aciz insana şöyle seslenir, Müjde verir, der ki, Ey insan! Hayatın ağır yükünü omzuna alıp, Zahmet çekme. Faniliğini düşünüp, hüzne düşme. Yalnız dünyevi önemsiz meyvelerini görüp, Dünyaya geldiğin için, Pişmanlık gösterme. Senin vücut gemindeki hayat makinesi, hayy kayuma aittir. Masraflarını ve ihtiyaçlarını o karşılar. Hem şu hayatın pek çok gayesi, neticesi var ve onundur. Sen o gemide dümencilikle vazifeli bir askersin. Vazifeni güzelce yap, ücretini al, keyfine bak. O hayat gemisinin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar güzel faydalar verdiğini ve sahibinin ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün, sevin ve şükret ve anla ki vazifeni doğru yaptığın vakit o geminin sağladığı bütün neticeler bir yönden senin amel defterine de geçer. Sana baki bir hayatı kazandırır, ebedi hayat verir. Yedinci kelime ve yumit yani ölümü veren odur. Seni hayat vazifesinden terhis eder, fani dünyadan alarak yerini değiştirir, hizmet zahmetinden azat eder. Yani fani hayattan baki hayata alır. İşte şu kelime fani olan cinlere ve insanlara şöyle seslenir der ki size müjde ölüm idam değil hiçlik değil fanilik değil son bulma değil sönme değil ebedi ayrılık değil yokluk değil tesadüf değil failsiz bir yok oluş değil aksine her şeyi sonsuz bir hikmet ve merhametle yapan hakim ve rahim bir zat tarafından bir terhiz etme bir mekan değiştirmedir ebedi saadete, cinlerin ve insanların asıl vatanına bir sevkiyattır. Dostların yüzde doksan dokuzunun toplandığı berzah alemine kavuşturan bir kapıdır. Sekizinci kelime ve huve yemut yani kainattaki varlıklarda görünen ve muhabbete vesile olan mükemmellik, güzellik ve ihsanın sonsuz derece üstünde bir cemal, kemal ve ihsana sahip cemalinin bir tek cilvesi bütün sevgililere bedel olan bir mabudu lem yezelin, zeval bulmaz yok olmaz mabudun, bir mahbubu la yezalin, yani baki sevgilinin ezeli, ebedi ve daimi bir hayatı var ki, yok olma ve son bulma gibi şaibelerden münezzeh, noksanlık ve kusurlardan uzak ve yücedir. İşte şu kelime cinlere, insanlara, bütün şuur sahiplerine aşk ve muhabbet ehrine ilan eder ki, sizlere müjde sevdiklerinizden sonu gelmez ayrılıkların yaralarını tedavi edip onlara merhem süren baki bir mahbubunuz var. Madem o var ve bakidir başkaları ne olursa olsun merak etmeyiniz. Sevdiklerinizde bulunan ve sizin muhabbet duymanıza vesile olan güzellik ve ihsanlar, fazilet ve mükemmellikler o baki sevgilinin cemalinin daimi cilvelerinin pek çok perdeden geçen gayet zayıf bir gölgesinin gölgesidir. Kaybolup gitmeleri sizi incitmesin, çünkü onlar bir çeşit aynadır. Aynaların değişmesi güzelliğin parlaklığının cilvesini tazeler, daha da güzelleştirir, madem o var, her şey var. Dokuzuncu kelime, biyedihil hayır, yani her hayır onun elindedir. Yaptığınız hayırlı işler onun sahip olduğu deftere yazılır. İşlediğiniz her salih amel katında kaydedilir. İşte şu kelime cinlere ve insanlara seslenip müjde veriyor. Diyor ki: Ey biçareler, mezara göçtüğünüz zaman eyvah malımız harap, çabamız heba oldu, şu güzel ve geniş dünyadan ayrılıp dar bir toprağa girdik demeyiniz, feryat edip ümitsiz olmayınız. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Her ameleniz yazılmış, her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek her hayır elinde bulunan ve her hayır yapabilecek Zat-ı Zülcelal sizi yerin altına koyup orada geçici bir süre tutar, sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu size ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz, zahmetiniz sona erdi, rahata ve rahmete gidiyorsunuz, hizmet ve zorluk bitti, ücret almaya gidiyorsunuz. Evet, geçen bahardaki hadiselerin manevi defterinin sayfalarını hizmetlerin küçük sandıkları olan tohum ve çekirdekleri muhafaza eden ve bir sonraki baharda gayet parlak belki aslından 100 derece daha bereketli bir şekilde yeniden neşreden Kadir-i zülcelal elbette sizin hayatınızın neticelerini de öyle muhafaza ediyor ve hizmetinize kat kat mükafat verecektir. 10. kelime ve huve ala kulli şeyin kadir. Yani o vahiddir, ehaddir, her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı yaratmak, onun için bir çiçeği yaratmak kadar kolay. Cenneti var etmek bir baharı var etmek kadar rahattır. Her gün, her sene, her asır yeniden vücuda getirdiği sayısız sanatlı varlık sonsuz kudretine nihayetsiz dillerle şahitlik eder. İşte şu kelime de şöyle müjde verir der ki: Ey insan, yaptığın hizmet ve kulluk boşa gitmez. Senin için bir mükafat yeri, bir saadet makamı hazırlanmıştır. Şu fani dünya yerine baki bir cennet seni bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın Halık-ı Zülcelal'in vaadine inan ve güven. Onun vaadinden dönmesi imkansızdır. Kudretinde hiçbir şekilde noksanlık yoktur. İşlerine aciz karışamaz. Küçük bahçeni yarattığı gibi cenneti de senin için yaratabilir ve yaratmış sana vaat etmiştir, vaad ettiği için elbette seni oraya alacaktır. Madem her sene onun yeryüzünde 300 binden fazla hayvan ve bitki türünü, sınıfını kusursuz bir intizam ve ölçüyle, tam bir sürat ve kolaylıkla haşir ve neşrettiğini gözümüzde görüyoruz, elbette böyle bir Kadir-i Zülcelal'in gücü, vaadini yerine getirmeye yeter. Hem madem o Kadir-i Mutlak, her sene haşrin ve cennetin numunelerini binlerce tarzda yaratıyor, hem madem bütün semavi fermanlarıyla ebedi saadeti vaat edip cenneti müjdeliyor, hem madem bütün icraatı ve sıfatlarının eseri olan fiilleri hak ve hakikattir, doğruluk ve ciddiyet iledir. Madem eserlerinin şahitliğiyle varlıktaki bütün mükemmellikler onun sonsuz kemaline delil ve şahittir. Onda hiçbir şekilde noksan ve kusur yoktur ve madem sözünden dönmek yalan ve aldatmak en çirkin hasletlerdendir, eksiklik ve kusurdur. Ey iman ehli! Elbette ve elbette o Kadir-i Zülcelal, o Hakim-i Zülkemal, o Rahim-i Zülcemal, vaadini yerine getirecek, ebedi saadet kapısını açacak, sizi Adem babanızın asıl vatanı olan cennete alacaktır. 11. kelime Ve ileyhil mesir Yani imtihan yeri olan bu dünyaya ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle gönderilen insanlar, ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirdikten, hizmetlerini tamamladıktan sonra yine onları gönderen, Halik-i Zülcelal'e dönecek, Mevla-i Kerim'ine kavuşacak, bu fani dünya yurdundan ayrılıp baki alemde, onun yüce huzuruyla şereflenecekler. Sebepler aleminin gürültüsünden, kargaşasından ve vasıtaların karanlık perdelerinden kurtulup, Rabbi rahimlerine ebedi saltanat makamında perdesiz olarak kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes halikının, mabudunun, Rabbinin, efendisinin ve malikinin kim olduğunu bilecek ve bulacak. İşte şu kelime bütün müjdelerin üstünde şöyle müjde verir der ki, Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun, nereye sevk ediliyorsun? 32. sözün sonunda denildiği gibi, dünyanın bin sene mesut hayatı bir saatine karşılık gelmeyen cennet hayatına ve o cennet hayatının da bin senesi cemalinin bir saat seyrine karşılık gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in rahmet dairesine ve huzuruna kabul mertebesine gidiyorsun. Müptela ve tutkun olduğun, arzu duyduğun mecazi sevgililerdeki ve dünyadaki bütün varlıkların sahip olduğu güzellik ve cemal, onun cemal tecellilerinin ve güzel isimlerinin bir nevi gölgesi cennet, bütün tatlılığıyla rahmetinin bir cilvesi ve bütün şiddetli arzular, muhabbetler, çekicilikler, cazibeler muhabbetinin bir parıltısı olan ölümsüz bir mabudun baki bir sevgilinin huzur dairesine gidiyor. Ebedi ziyafet sofrası olan cennete çağrılıyorsun. Öyleyse kabir kapısından ağlayarak değil gülerek gir hem şu kelime şöyle müjde veriyor diyor ki Ey insanlar faniliğe yokluğa hiçliğe karanlığa unuturmaya çürümeye dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğiniz vehmine kapılmayınız böyle düşünmeyiniz siz faniliğe değil bekaya gidiyorsunuz yokluğa değil daimi varoluşa sevk ediliyorsunuz karanlığa değil nur alemine giriyorsunuz her şeyin hakiki sahibi ve maliki zatın tarafına gidiyor o ezeli sultanın tahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmayacak vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Yüzünüz ayrılığa değil kavuşmaya dönüktür. İkinci makam. Tevhidin ismi azam noktasında ispatına kısa bir işarettir. Birinci kelime. La ilahe illallah ta Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini ve mabudiyetini yani kainatta her şeyi tasarrufu altında tutan ilahlığını ve ibadete layık mabud oluşunu ilan eden bir tevhid mertebesi vardır. Şu mertebenin gayet kuvvetli bir deliline şöyle işaret edeceğiz. Kainatın yüzünde bilhassa yeryüzü sayfasında gayet muntazam bir faaliyet görünüyor. Gayet hikmetli bir yaratıcılığa şahit oluyoruz. Ve gayet intizamlı bir fettahiyet yani her şeye layık bir şekil verme ve suret biçme fiilini gözümüzde görüyoruz. Hem gayet şefkatli, cömert, merhametli bir Vehhabiyeti, çok ihsan etme, bağışlama ve ihsanları seyrediyoruz. Öyleyse şu hal ve keyfiyet zorunlu olarak faal, daima faaliyette bulunan, hallak, karşılıksız ve bolca sürekli yaratan, fettah, yani her şeyi en iyi şekilde açan, vehhab, yani karşılıksız ihsan eden, bağışlayan, bir zat-ı zülcelalin varlığının vücubiyetini ve birliğini ispatlar, belki hissettirir. Evet, varlıkların durmadan kaybolup gitmesi ve tazelenmesi gösteriyor ki, onlar bir sani kaderin kutsi isimlerinin cilveleri, o isimlerin nurlarının gölgeleri, onun icratının eserleri, kader ve kudret kaleminin nakışları, sayfaları ve kemal vasıflarındaki güzelliğin aynalarıdır. Şu büyük hakikati ve tevhidin şu en yüksek mertebesini kainatın sahibi gönderdiği bütün mukaddes kitaplar ve sayfeleriyle gösterdiği gibi bütün hakikat ehli ve kamil zatlar da eşyanın iç yüzüne vakıf olma gayretleri ve keşifleriyle gösteriyorlar ve kainatta acizliği ve fakrıyla beraber mazhar olduğu daimi sanat mucizelerinin, kudret harikalarının ve servet dolu hazinelerin şahitliğiyle aynı tevhid mertebesine işaret ediyor. Demek şahidi ezeli indirdiği bütün kitaplar ve suhufla manevi alemlerdeki hakikatlere şahit olan zatlar, bütün hakikate ulaşma gayretleri ve keşifleriyle şu görünen alem ise, intizamı ve hikmetli bütün halleriyle o tevhid mertebesinde kesin bir şekilde ittifak ediyorlar. İşte o vahid ve ahad zatı kabul etmeyen, ya sayısız sözde ilahı kabul edecek ya da ahmak sofisler gibi hem kendini hem kainatın varlığını inkar edecek. İkinci kelime Vahdahu işte şu kelime açık bir tevhid mertebesini gösterir. O mertebeyi en güzel şekilde ispatlayan gayet kuvvetli bir delile şöyle işaret edeceğiz. Biz gözümüz açtıkça bakışımızı kainatın yüzüne çevirdikçe ilk gözümüze ilişen umumi ve mükemmel bir düzen, kuşatıcı ve hassas bir dengedir. Görüyoruz ki her şey ince bir düzen, hassas bir denge ve ölçü içindedir biraz daha dikkat edince sürekli yenilenen bir düzen ve denge sağlama fiili gözümüze çarpıyor. Yani biri o düzeni kusursuz bir şekilde değiştiriyor, o dengeyi ve ölçüyü gözeterek tazeliyor, her şey muntazam ve ölçülü sayısız suret giydirilen birer model oluyor, daha çok dikkat ettikçe o düzenli ve ölçülü icraatın altında bir hikmet ve adalet görünüyor. Her hareketle bir hikmet ve gaye gözetiliyor.'' bir hak ve fayda takip ediliyor. Daha da dikkat ettikçe gayet hikmetli bir faaliyet içinde bir kudretin emareleri, eserleri her halini kuşatan engin bir ilmin cilveleri şuurlu nazarımıza çarpıyor. Demek bütün varlıklardaki şu düzen ve denge umumi bir düzene koyma ve ölçülü yapma fiilini, o fiil umumi bir hikmet ve adaleti, o hikmet ve adalet ise bir kudret ve ilmi gözümüze gösteriyor. Demek şu perdeler arkasında her şeyi gücü yeten ve sonsuz ilmi her şeyi kuşatan bir zat akla görünüyor. Hem her şeyin başlangıcına ve sonuna bakıyor. Bilhassa canlı türlerinde şunu görüyoruz: Başlangıçları, asılları, kökleri, meyveleri ve neticeleri öyle bir tarzdadır ki adeta tohumları, asılları birer tarife, birer program şeklinde o varlığın bütün donanımını içeriyor. Neticesinde ve meyvesinde. Yine o canlının bütün manası süzülüp toplanıyor. Tarihçeyi hayatını bırakıyor. O canlının aslı olan çekirdeği adeta onun yaratılış kanunlarının toplandığı bir merkezdir. Meyvesinin ve neticesinin ise onun varoluş kaidelerinin bir fihristi hükmünde olduğunu görüyoruz. Sonra o canlının dış ve iç yüzüne bakıyoruz. Son derece hikmetli bir kudretin tasarrufları, her şeye tesir eden bir iradenin tasvirleri düzenlemeleri görünüyor. Yani bir kuvvet ve kudret onu var ediyor, bir emir ve irade ona suret giydiriyor. İşte böyle bütün varlıkların başlangıcına dikkat ettikçe, bir sâni'in planını ve beyannamesini, dış yüzüne baktıkça her şeyi iradesiyle dilediği gibi, yapan bir zatın eseri olan gayet sanatlı ve uyumlu, benzersiz bir elbiseyi ve iç yüzüne baktıkça bir kadirin gayet muntazam bir makinesini görüyoruz şu hal ve keyfiyet zorunlu olarak ve açıkça ilan eder ki, hiçbir şey, hiçbir zaman, hiçbir mekan bir tek saniye Zülcelal'in tasarrufunun dışında olamaz. Her bir şey, bütün eşya, bütün halleri ve işleriyle, dilediğini iradesiyle yapan bir kadirin sahipliğinde idare ediliyor. Bir Rahman Rahim'in düzene koymasıyla ve lütfuyla güzelleştiriliyor. Hannan ve Mennan bir zatın zinetlendirmesiyle süsleniyor.'' Evet, şu kainattaki ve varlıklardaki intizam, ölçü, belli bir düzene ve dengeye koyma fiili, bir tek benzersiz, vahid, ehad, kadir, mürid, iradesine dilediğini yapan, alim, hakim, zatı başında, şuur ve yüzünde göz bulunan vahdaniyet mertebesinde gösterir. Evet, her şeyde birlik var, birlik ise biri gösterir. Mesela dünyanın lambası olan güneş birdir, öyleyse dünyanın sahibi de birdir. Mesela yeryüzündeki canlıların hizmetçisi olan hava, ateş, su birdir. Öyleyse onları istihdam eden ve bizim emrimize veren de birdir. Üçüncü kelime, la şerikeleh. Otuz 32. sözün birinci mevkıfı şu kelimeyi gayet kuvvetli ve parlak bir şekilde ispatladığından ona havale ediyoruz. Onun ötesinde beyan olamaz ve ondan daha ileri söz söylemeye lüzum yok. Bu mesele daha güzel izah edilemez.'' Dördüncü kelime lehül mülk yani yerden arşa, seradan süreyyaya, zerrelerden gezegenlere, ezelden ebede kadar her bir varlık, gökler ve yeryüzü, dünya ve ahiret, her şey onun mülküdür. Yüce maliklik mertebesi en büyük tevhid makamı suretinde onundur. Şu yüce maliklik mertebesinin ve büyük tevhid makamının muazzam bir delili, hoş bir zamanda ve hoş bir hatırada, Arapça olarak şu acizin hatırına getirildi. Birinci Fıkra Kainat denilen şu koca alem ve onun küçük bir misali olan insan denilen küçük alem insanın hem iç dünyasına hem de dış dünyaya ait kudret ve kader kalemiyle yazılan vahdaniyet delillerini gösteriyor. Evet kainattaki muntazam sanatın örnekleri küçük bir ölçekte insanda vardır. O büyük dairedeki sanat bir tek saniye şahitlik ettiği gibi insanda bulunan küçük ölçekteki Gözle görülemeyecek kadar ince sanatla yine o saniye işaret eder. Onun birliğini gösterir. Hem nasıl ki şu insan Cenab-ı Hakk'ın gayet manidar bir mektubu ve kaderin muntazam bir kasidesidir. Şu kainat da aynı kader kalemiyle fakat büyük bir ölçekte yazılmış muntazam bir kasidedir. Hiç mümkün müdür ki sayısız ayırt edici alametle bütün insanlara bakan insanın yüzündeki birlik damgasına ve bütün varlıkların omuz omuza el ele baş başa verdiği kainatın üstündeki vahdaniyet mührüne vahid ehadden başkası müdahale edebilsin. İkinci fıkra, sani hakim şu koca alemi öyle benzersiz bir şekilde yaratıp yüce ayetlerin üstüne nakşetmiş ki kainatı büyük bir mescide dönüştürmüş ve insanı da benzersiz bir surette var etmiş. Ona akıl vererek o sanat mucizeleri ve eşsiz kudreti karşısında hayret secdesi ettirerek yüce ayetlerini okutup tam bir teslimiyetle kulluk yaptırarak onu şu büyük mescitte secde eden bir kul fıtratında yaratmıştır. Hiç mümkün müdür ki şu büyük mescidin içindeki secde ve ibadet eden kulların hakiki mabudu o vahid ve ahad yaratıcıdan başkası olabilsin. Üçüncü fıkra, mülkün gerçek sahibi Zülcelal, zat koca alemi bilhassa yeryüzünü öyle bir surette inşa etmiştir ki, birbiri içinde sayısız daire vardır ve her bir daire bir tarla hükmündedir. O zat her vakit, her mevsim, her asır eker biçer mahsul alır, mülkünü sürekli çalıştırır, dilediği gibi kullanır. En büyük daire olan zerreler alemini bir tarla yapıp, kainat kadar mahsulleri kudretiyle, hikmetiyle her an onda eker biçer, kaldırır, şehadet aleminden yani görünen alemden, gayb alemine, kudret dairesinden ilim dairesine gönderir. Sonra orta dereceli bir daire olan yeryüzünü aynen öyle bir tarla yapmıştır. Onda alemleri, canlı türlerini her mevsim eker, biçer, kaldırır. Manevi mahsullerini de gayba, ahirete, misali ve manevi alemlerine gönderir. Daha küçük bir daire olan bir bahçeyi, yine kudretiyle yüz defa, bin defa doldurup, hikmetiyle boşalttırır. Küçük bir daire olan bir canlıdan, mesela bir ağaçtan, bir insandan, onun yüz katı kadar mahsul alır. Demek mülkün gerçek sahibi o Zülcelal zat, küçük büyük, cüz'i külli her şeyi, birer model hükmünde vücuda getirerek, sanatının yüzlerce tarzda, taze taze nakışlarla donatılmış, dokumalarını onlara giydirir isimlerini, cilvelerini, kudretini, kudretinin mucizelerini gösterir. Kendi mülkünde her şeyi birer sayfa hükmünde yaratmıştır. Her sayfada yüzlerce tarzda manidar mektuplarını yazar, hikmetlerinin delillerini gösterir, şuur sahiplerini okutur, şu büyük alemi bir mülk şeklinde inşa etmekle beraber insanı da öyle bir surette yaratmış ve ona öyle bir donanım, öyle aletler, duygular ve bilhassa Nefis kötü arzular, ihtiyaç, iştah, hırs, iddia ve istek vermiştir ki o geniş mülkünde onu mülkün tamamına muhtaç bir kul hükmüne getirmiştir. İşte hiç mümkün müdür ki pek büyük olan zerreler aleminden bir sineğe kadar her şeyi mülk ve parla yapan küçük insanı o büyük mülke nezaretçi, müfettiş, çiftçi, tüccar, ilancı, kul ve köle kılan ve kendine muhterem bir misafir sevgili bir muhatap kabul eden o malikül mülkü Zülcelal'den başka biri o mülkte tasarruf edip insana efendi olabilsin. Dördüncü fıkra Saniye Zülcelal'in şu büyük alemdeki sanatı o derece manidardır ki o sanat bir kitap şeklinde görünüp kainatı muazzam bir eser hükmüne getirdiğinden insan aklı hakiki ilim ve hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Ve o hikmet kitabı o derece hakikatle bağlı ve hakikatten yardım alıyor ki, büyük kitabı mübinin bir nüshası olan Kur'an hakim şeklinde ilan edildi. Hem nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın kainattaki sanatı kusursuz intizamından bir kitap şekline girdi, o sanatın insandaki boyası ve hikmet nakışları da hitap çiçeği açtı, yani o sanat o derece manidar, hassas ve güzeldir ki, o canlı makinedeki donanımı fonograf gibi nutka getirdi konuşturdu ve insana ahseni takvim suretinde öyle bir rabbani boya vurdu ki o maddi cismani cansız kafada manevi gaybi canlı olan beyan ve hitap şeyi açıldı ve insanın kafasındaki o konuşma ve beyan kabiliyetine o kadar yüce bir donanım ve meil verdi ki onu sultan-ı ezeliye muhatap olacak bir makamda geliştirdi yükseltti yani insanın yaratılışındaki rabbani boya ilahi hitap şeyi açtı. Hiç mümkün müdür ki kitap derecesinde muntazam bütün varlıklardaki sanata ve hitap makamına ulaşan insandaki o boyaya vahidi ahad'dan başkası karışabilsin haşa? 5. fıkra. Cenab-ı Hakk'ın kudreti şu koca alemde rububiyetinin haşmetini gösteriyor. Rahmeti ise küçük alem olan insanda nimetleri tanzim ediyor. Yani Sani'in kudreti, sonsuz büyüklüğü ve celali noktasında kainat öyle muhteşem bir saray şeklinde var etmiştir ki, güneşi büyük bir elektrik lambası, ayı kandil, yıldızları mum meyveleriyle birer yıldız, elektrik kaynağı, yeryüzünü bir sofra, bir tarla, bir bahçe, bir ikilim ve dağlara birer mahzen, birer direk, birer kale hükmüne sokmuş, bunun gibi bütün eşyayı büyük bir ölçekte, o büyük saraya gerekli şeyler haline getirmiştir. Kudreti parlak bir surette rububiyetinin haşmetini gösterdiği gibi rahmeti de cemal noktasında en büyük canlıya kadar her ruh sahibine çeşit çeşit nimetini verir. Onları düzene koyar, baştan aşağı nimetlerle süsleyip lütuf ve keremle donatır ve celalinin haşmetiyle beraber rahmetinin güzelliğini gösterir. O büyük lisanın karşısında o küçücük lisanları çıkarır, yani Güneş ve Arş gibi büyük cisimler haşmet diliyle Ya Celil, Ya Kebir, Ya Azîm dediği gibi sinek ve balık gibi küçücük canlılar da rahmet diliyle Ya Cemil, Ya rahim, Ya Kerim diyerek büyük musikiye tatlı namelerini katıyor, onu tatlılaştırıyor. Hiç mümkün müdür ki o cemil Zülcelal'den başkası kendi başına şu büyük ve küçük alemlere yaratıcılık yönüyle müdahale edebilsin haşa. 6. fıkra. Kainatın bütününde görünen rububiyetin haşmeti Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetini ispat edip gösterdiği gibi canlılara zamanı ve miktarı belirlenmiş olan ve hiç şaşmayan erzaklarını tek tek veren Rabbin nimetleri de onun ehadiyetini ispat edip gösterir. Vahdiyet bütün o varlıklar birine aittir. Bir zata bakar ve birinin eseridir manasına gelir. Ehadiyet ise bütün eşyanın, halikinin isimleri her bir şeyde ayrı ayrı tecelli ediyor demektir. Mesela güneşin ışığı bütün yeryüzüne ulaşması itibarı ile vahidiyetin bir misalini gösterir. Güneşin ışığının, sıcaklığının ışığındaki yedi rengin ve bir tür gölgesinin her bir şeffaf cisimde ve su damlasında bulunması ise ehadiyete örnektir. Ve her bir şey, hele canlılar ve bilhassa her insan, Sani'nin pek çok isminin kendisinde tecelli etmesi yönüyle ehadiyeti gösterir. İşte bu fıkra işaret eder ki kainatta tasarruf eden rububiyetin haşmeti o koca güneşi şu yeryüzündeki canlılara bir hizmetkar, bir lamba, bir ocak, koca yerküreyi bir beşik, bir konak, bir ticaret yeri, ateşi her yerde hazır bir aşçı ve dost, bulutları süzgeç ve süt anne, dağları mahzen ve ambar havayı canlılara, nefes ve ruhlara yelpaze ve suyu yeniden hayat dairesine girenlere su demziren bir hizmetçi, hayvanlara abu hayat veren bir şerbetçi hükmüne getirmiştir. Cenab-ı Hakk'ın şu rububiyeti gayet açık bir şekilde onun vahdaniyetini gösterir. Evet bir tek Halik'tan başka kim güneşi dünyadaki canlılara itaat eden bir hizmetkar kılabilir? O vahid-i ehaddan başka kim havayı elinde tutup pek çok vazife vererek onu yeryüzünde çevik çalak çalışkan bir hizmetkar yapabilir. Ve o vahidi ahaddan başka kimin haddine düşmüş ki ateşi aşçı yapsın ve kibrit başı kadar bir zerrecik ateşe binlerce batmağın eşyayı yuttursun. Ve bunun gibi her bir şey, her bir unsur, her bir büyük gök cismi o rububiyetin haşmeti noktasında vahidi Celal'i gösterir. işte celal ve haşmet noktasında Vahidiyet göründüğü gibi, cemal ve rahmet noktasında da nimet ve ihsanlar, Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini ilan eder. Çünkü canlılar da, bilhassa insan da, o derece kapsamlı bir sanat içinde sayısız çeşit nimeti anlayacak, kabul edecek, isteyecek donanım ve uzuvlar vardır ki, Allah'ın kainatla tecelli eden bütün isimlerinin cilvesine mazhardır, adeta bir odak noktası hükmünde onun bütün güzel isimlerini birden mahiyetinin aynasında gösterir ve bununla Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini ilan eder. 7. Fıkra sani Zülcelal'in şu büyük alemin tamamında büyük bir damgası olduğu gibi tek tek her varlıkta ve varlık türünde de birer vahdet yani birlik mührü vardır. O alemin küçük bir örneği olan insanın cismine ve yüzüne birer vahdaniyet damgası bastığı gibi her bir uzuvuna da birer vahdet mührü vurmuştur. Evet, o Kadir-i Zülcelal küçük büyük her şeye, yıldızlara ve zerrelere birer vahdet imzası atmıştır ki, ona şahitlik eder, birer vahdaniyet mührü basmıştır ki, ona delildir. Şu büyük hakikat 22. sözde, 32. sözde ve 33. mektubun 33 penceresinde gayet parlak, kesin bir şekilde izah ve ispat edildiğinden meseleyi onlara havale edip